Tabii ki şimdi Samet Bey, bugün İsrail'in yapmış olduğu bu, uygulamış olduğu bu strateji, yani komutanlar arasında, Hizbullah'ın kendi üyeleri arasındaki iletişim hatlarını kesmesi oldukça önemli. Yani bugün hem Hizbullah üyeleri arasında psikolojik bir etki yaratırken, hem de buradaki muhtemel bir çatışmada, bir savaşta tarafların ya da işte birliklerin kendi aralarındaki irtibatın kaybolması anlamına gelecektir. Bunun bir an önce toparlanması lazım Hizbullah'ın. Komutanların da tabii suikaste kurban gitmesi, özellikle komuta kademesindeki özel isimlerin burada ölmesi bir psikolojik etki yaratacaktır. Bunu her zaman için söylüyoruz. Tüm örgütlerde, tüm yapılarda komuta kademesindeki kayıplar mutlaka alt kademelerde bir olumsuz etki yaratır. Zaten Nasrallah'ın diyor, dün yapmış olduğu konuşmada, o gün yapmış olduğu konuşmada belirttiği gibi Nasrallah hem kendi gücünü çok iyi biliyor, tanıyor, kendisini tanıyor, hem de İsrail'i tanıyor. Yani biz diyor İsrail, sadece İsrail değil, İsrail'i destekleyen ABD, Batı ve NATO ile mücadele ediyoruz diyor. Teknolojiyi çok yoğun kullanan bir ülkeyle, oldukça güçlü bir ülkeyle mücadele ediyoruz diyor. Kendi gücünü de çok iyi biliyor, çok iyi analiz etmiş. Karşı tarafı da, düşmanı da çok iyi analiz etmiş ve ona göre bir strateji uygulamaya çalışıyor. Üstelik bu güç dengesizliği karşısında bu şekildeki bir güvenlik zafiyeti içerisinde, ki onu da kabul etti. Bakın, bu da çok önemli. Biz dedi, tarihi bir darbe yedik dedi. Çok büyük bir darbe yedik dedi. Tarihi bir darbe yedik dedi. Bu da, bunu kabul etmesi de oldukça önemli ama sonuç itibariyle bu darbeyle işte o güç dengesizliğinin içerisinde, o döngüde, bir de bu darbeyle birlikte oldukça fazla komutanını kaybetmek, haberleşme hatlarını kaybetmek, bu tekrar kurulabilir, belki zaman alabilir bu irtibat hatları, ama sonuç itibariyle bir psikolojik etkide neden olduğu için Hizbullah'ın eğer toparlanamaması halinde oldukça İsrail'in yapacağı bir kara harekatında oldukça büyük bir zayiat vereceğini söylemek gerek. Ama bir an önce toparlanabilir mi? Bana göre toparlanabilir. Çünkü çok oldukça girift, yani karmaşık ya da oldukça profesyonel diyelim, daha doğru bir tabirle, örgütlenmiş yapı bir Hizbullah. İşte Hamas'tan daha profesyonel diyebiliriz. Hem coğrafi olarak bazı imkanlara sahipler, hem personel sayısı bakımından oldukça fazla, hem de silah mühimmat bakımından fazla. Bir de geri bölgesi açık olduğu için cephe gerisinden yardım alabilecek bir konumda olması Hizbullah'ın en büyük artıları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Hizbullah'ın güç dengesi içerisinde bu mücadeleyi vermesi de oldukça önemli. Yine Hizbullah lideri Nasrallah'ın yapmış olduğu açıklamada şu da çok önemli. Biz direniyoruz, direnişe devam edeceğiz. İsrail Gazze'deki saldırılarını kesmediği sürece direnişe devam edeceğiz diyor, ama direnişin eksenini, merkezini savunma odaklı kuruyor. Konuşması onu belirtti. Yani şunu diyor, herkes bizden diyor İsrail'e saldırmamızı bekliyor. Yani İsrail'in içlerine girmemizi bekliyor. Ama biz başarılı olamayız diyor. Yani onu kastediyor. Biz diyor İsrail'in bize saldırdığı takdirde tankların kazdığımız hendeklerden geçemeyecekler diyor. Yani bir savunma stratejisi benimsemiş Hizbullah, gücünü bildiği için. Karşı tarafın da gücünü biliyor, kendi gücünü de biliyor. İşte bundan dolayı savunma stratejisini, direniş eksenini, savunma stratejisini benimsediği için kendisini bu şekilde konumlandırıyor. Bunu İsrail de biliyor. Bunu İsrail de bildiği için de Hizbullah'ın bu savunma stratejisini çökertmek, savunma hatları arasında gedikler açmak için işte bu şekilde strateji uygular. Komutanlarını öldürme, işte haberleşme hatlarını kesme, yine burada mevzileri tahrip etme, füze rampalarını tahrip etme, tankları için, kendi tankları için istikametler açma, ilerleme istikametleri açmak için büyük bir çabası içerisinde. Ben bir Ama şey söyleyeyim. Hizbullah da Evet. ona göre bir savunma tertibinde bulunuyor ve ona göre bir taktik uyguluyor. Bu da çok önemli diye düşünüyorum ben. En azından Nasrallah'ın kendisini tanıdığını, düşmanı tanıdığını ve Evet. buna göre bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Hocam bir katkıda bulunacak Eray hocamız. Buyurun Ya lütfen. şöyle, şimdi tabii normal şartlarda hani barış ortamı olsa
bunu eksiklerini, özellikle personel eksiklerini belli bir süre içerisinde belki giderebilir. Ama İsrail buna izin verecek mi? Yani bir savaş ortamı var. Hani savaş ortamında insan kaynağını ikmal etmek en zor iştir. Bakın mühimmatı bulursunuz, füze rampasını vurur, birkaç gün içerisinde yenisini yaparsınız, istihkamdır. Ya da işte bir yerde bir tehdit görürsünüz, orayı mayınlarsınız ya da kapatırsınız, engel döşersiniz. Bu birkaç saatten birkaç gün içerisine kadar uzanan bir süreçte yapılabilir. Ama insanı yetiştiremiyorsunuz. İnsanı yeniden, şimdi buraların yerine mutlaka birileri atanmıştır. Ama aynı tecrübede mi? Yani o 62 doğumlu o tecrübeye sahip bir komutanı bulabilirler. Bulamazlar. Hani dolayısıyla burada ben bir şu süreç içerisinde bir kalıcı zafiyet olma ihtimalini, Hizbullah'ın savaş gücünde bir kalıcı zafiyet bu işin yaratma ihtimalini yüksek görüyorum efendim. Yani şimdi dolayısıyla bunu İsrail kullanıp özellikle İsrail'in yeniden Hizbullah'ın kendini takviye etmemesi için baskıyı arttıracağını, hava taarruzlarını arttıracağını düşünüyorum. Zaten bakarsanız da Hizbullah'ın karşılıkları çok zayıf kaldı, cılız kaldı. Aslında bu muharebe gücünün olmamasından değil, aynı zamanda özellikle bu muharebe gücünü kullanacak artık kapasitesinin, özellikle insan kapasitesinin kalmadığını göstermesi bakımından önemli. Yani bu hani ne derlerse desinler, Hizbullah bu anlamda bir ciddi darbe almış durumda. Bunu zaten Nasrallah da gördü. Muharebe böyle bir şeydir. Eğer rakibiniz üzerinde, hedef üzerinde, tırnak içerisinde söylüyorum, düşman üzerinde ya bir açık yan bulursunuz ya da bir açık yan yaratırsınız. Bu açık yan hassasiyeti oluşturur. Hassasiyeti sürekli taarruzlarla istismar ederek kalıcı bir zafiyete dönüştürürsünüz ki İsrail'in şu an anladığımız kadarıyla yapmaya çalıştığı şey bu. Bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde şekillenecektir. Bunun ayrıntılarını daha iyi sizlerle paylaşabiliriz. Samet ama Bey, şunu şimdi, son cümle söyleyeyim. Özellikle Lübnan'da, buyurun, Hizbullah bir zayıflama içerisine girer ve belki bir bölümü etkisiz hale gelir. Çünkü Hizbullah da kendini tamamen kaptırmak istemeyecektir. Belki bir bölümünü kendisi boşaltabilir eğer baskı olursa. Olup olmayacağını bilemiyoruz. Ama İsrail'in niyeti bu anladığımız kadarıyla. Yani bu iş Lübnan'da kalmaz. Yani o yüzden olası bir şeyde Suriye'ye etkileri ve bize etkilerini de bizim şimdiden düşünmemiz gerekiyor. Buyurun hocam. Şimdi Samet Bey şimdi şunu da belirtmek lazım. Hizbullah işte Nasrallah'ın konuşmasan hareket ederek konuşuyorum, bunları söylüyorum. Hizbullah füze atarak, roket atarak İsrail'e etkili olabileceğini düşünmüyor. Açıklamalarında bunu görüyoruz. Yani bugün ya da uygulamalardan bunu gördük, en azından test ettik. Yani bugüne kadar atmış olduğu füzelerde istediği verimi alamadı, istediği etkiyi yapamadı. Bu görünen bir durum. Ve bunu da Nasrallah da biliyor. Ki konuşmasında şunu da söyledi. Bilinmeyen zaman ve bilinmeyen yerde, belli olmayan zaman ve belli olmayan yerde kısasa kısas dedi. Şimdi bu nasıl olacak? Tabii onların bileceği bir şey ama yine söylüyorum. İsrail, Hizbullah muhtemelen Hizbullah bu atmış olduğu füzelerle bir etki edemeyeceğini bildiği için İsrail'i kendi mevzilerini çekmeyi istiyor. Yani İsrail'in bu bölgede batağa saplanmasını istiyor. Bunun için İsrail'e işte bugün de yaklaşık bir saat önce de sanırım 45 füze attı. Yanılıyorsam evet, doğrulayın. 45 evet, füze evet, atarak, doğru hocam. Bir saat içerisinde evet, 45 İsrail'e, füze. İsrail'i bu cepheye, yani işte o Golan Tepeleri bölgesine, buradaki Beka Vadisi'ne, buradaki coğrafyaya çekmeye çalışıyor. Bu coğrafya içerisinde bir an önce kara harekatı başlatmasını istiyor ki burada onu yok etme istiyor. Çünkü açıklaması onu gösteriyor Hizbullah. Bunu yapar mı? Yapabilir mi? Bu ayrı bir konu. O harekat başladıktan sonra, ama Hizbullah'ın stratejisini buna dayandırdığını görüyoruz. Ben taarruz edemiyorum. Gücüm yok. Yani bunu söylüyor. Taarruz edemiyorum. Füzelerle de istediğim sonucu alamıyorum. Ama o zaman ben savunmada kalayım. Direnişimi buna göre yapayım diyor. Bir de şu çok önemliydi mesela, şu cümle. Ben çok önemsedim onu. Şimdi diyor bizimle ilgili diyor söylenenleri diyor biz aldırış etmiyoruz diyor. Düşman bizle ilgili ne düşünüyor? Düşman komutanları bizle ilgili ne düşünüyor diyor. Bu çok önemli. Yani bize saldırıyorlarsa diyor, demek ki diyor bizden diyor oldukça fazla olumsuz etkilendiler diyor. Bizi tehdit olarak görüyorlar diyor.
O zaman diyor onların konuşmaları çok önemli diyor. Burada da Hizbullah direnişinin etkili olduğunu vurgulamak istiyor. Yani Hocam, işte buradan da bunu anlıyoruz. biraz sahadaki gelişmeleri de, şu anki gelişmeleri de sizden yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü askeri geçmişi olan iki tane konuğum var şu an itibariyle. O yüzden sahadaki gelişmeleri çok kısa hatırlatayım izleyicilerimiz için. En önemli noktalardan biri, Hizbullah karşılık verdi. Bu karşılığı biz, komutanlarımız öldü diye değil, Filistin'in intikamını almak için bu karşılığı verdik dedi. Bu önemli. Bunu konuşalım istiyorum. Bunun yanında Hizbullah'ın yaptığı saldırılarda Golan Tepesi, çok yakın tarihte İsrail işgal etmişti. Golan Tepesi'ni vurdu. Golan Tepesi'ndeki bir askeri üsse roket düştü ve yangın çıktı. Bu önemli gidişat için ve en önemli noktalardan biri, İsrail kuzey bölgesinde uçuşu kapattı. Uçuşu kapattıktan sonra bu uçuşu kapatma nedeni acaba dedik, İsrail bir saldırı mı düzenleyecek yoksa Hizbullah mı saldırı düzenleyecek derken, İsrail ordu radyosu söz konusu hava sahasının kapatılması ile ilgili şunu dedi. Kararın hava savunma sisteminin İsrail uçaklarının yanlışlıkla düşman olarak tanımlayıp etkisiz hale getirme riskini azaltmak için aldığını aktardı. Bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız? Eray Hocam, sizinle başlayalım. Sonrasında Ali Fuat Hocam'dan da yorum alacağım ama katkıda bulunarak da devam edebiliriz birbirimize. Buyurun. Yani şimdi burada sürece baktığımızda özellikle bundan sonraki aşamalar için İsrail, yani iki şey var. Ali Fuat'ın da dediği gibi ya ben evet güçsüzüm, gelsin benim kendi sahamda muharebe edelim. Ama bu aynı zamanda içeride bir zayıflık da belirtisidir. Onu da söyleyelim yani. Yani önemli olan mevzilerinize sokmayacaksınız. Mevzilerinize girerse ne olacağı belli olmaz. Nerede kontrolü kaybedebileceğiniz bile. O yüzden hiçbir güç kendi mevzileri içerisinde bir muharebeyi kabul etmek istemez. Sınırının dışında tutmak Her ister zaman normalde. dışarıda önlemek ister, dışarıda tutmak ister. Yani kendi mevzilerin içerisine girdiği zaman mevziler arası bağlantıyı koparırsa İsrail, ki olabilir, bu Hizbullah için ciddi bir risk haline gelir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani ben bu arada Nasrallah'ın bu sözüne çok da katılamıyorum. Çünkü Hizbullah'ın elinde geçmişte yaptığı çok etkili operasyonlar var. Neler var? İşte biraz önce hatırlarsanız alçak irtifadan radarlara yakalanmayan dronlar ve seyir füzeleriyle yaptığı vuruşları İsrail karşılayamıyor. İkincisi de özellikle yakın civardaki İsrail karakollarına yaptığı sızma tarzı saldırılardan İsrail çok korkuyor. Ama şimdi bunu yapamıyor. Niye yapamıyor olabilir? İki şeyden dolayı. Bir, vurulmuştur. Elinde güç azalmıştır. Kritik hale gelmiştir o mühimmat. Yani seyir füzeleri ve şey neydi onun ismi, dronlar. Hocam, bambaşka bir perspektif açtınız şu an Evet, yani hepimiz için. şimdi ya bundan dolayıdır ve veya bununla bağlantılı olarak da özellikle insan kaybına bağlı olarak bu süreci yönetebilecek, olası bir muharebeyi yönetebilecek kişiler de kalmamıştır. Yani komutanlar da. Şimdi bunu gösterir yani. Yani dünyada hiçbir güç kendi sahasında muharebe etmek istemez. Hani bu çok zor. Mesela işte Hamas'a baktığımızda Hamas'ın muharebe ettiği alan kendi sahası değil aslında. Yeraltı, tüneller yani. Hani Hamas bambaşka bir olay. Evet. Burada yaklaşık 100 kilometre cephede, 40 kilometre derinlikte koskoca bir alan var. Hani yaklaşık işte Gazze'nin 10 katından daha büyük bir alan var.